Ramazan'ın 13. gününden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım iftar menümüzde kıymalı şehriye çorbası, İzmir köfte, sarma ve puding tarifini sizler için hazırladım. Kıymalı şehriye çorbasının malzemeleri 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 200 gram kıyma, 2 yeşil biber, yarım kabya biberi, 2 çay bardak şehriye, 1 yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane, servis için yanına bol limon ve acı biber. Şehriye çorbasının kısaca yapılışı: yağda biberleri kavurdum. Daha sonra kıymayı ekleyip devam kavurdum. Makarnaya salçaları ekleyip devam kavurduktan sonra suyunu ilave ettim ve baharatlarla tatlandırdım. Makarnalar yumuşayana kadar kaynamaya bıraktım. Çorbamız hazır. İzmir köftesi için gerekli olan malzemelerimiz: 500 gram kıyma, 1-2 tane soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 kırmızı kabya biber, 1 yeşil biber, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, isteğe göre izot, karabiber ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 4-5 orta boy patates, üzeri için süslemek için 1-2 sivri biber, sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz ve 1 bardağa yakın su. İzmir köftemizin yapılışı: derin bir kabın içerisine kıymayı alalım. Sevdiğimiz baharatları ilave edelim. Soğanı, kabya biberini, yeşil biberi mikserde ufaltalım. Ve köfte harcımızı yoğuralım. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra küçükse 4'e, büyükse daha çok küçük parçaya bölebilirsiniz. Patatesleri önceden ısınmış yağda kızarttım fritözde. Eğer siz hafif tercih ederseniz kızartmadan da pişirebilirsiniz. Ama kızartınca daha bir lezzetli oluyor. Daha sonra köftemize de aynı şekilde şekiller verelim. Söbü şekilde. Patatesleri kızarttıktan sonra borcam tepsimize alalım ve aynı şekilde kısa bir süre köftelerimizi de kızartalım. Kızarttığımız köftelerimizi ve patateslerimizi tepsiye güzelce dizelim ve sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı biber salçasını biraz tuz ile tatlandıralım ve 1 bardağa yakın su ilave edelim. Bu şekilde sosumuzu hazırlayalım. Ben daha çok sosu sevdiğim için suyunu biraz fazla kullanıyorum arkadaşlar. Yerken pilav eşliğinde güzel oluyor. Ama siz daha susuz tercih ederseniz suyunu biraz daha az kullanabilirsiniz. Hazırladığımız sosu yemeğimizin üzerine dökelim. Arzuya göre biber ve domates dilimleri koyarak süsleyebilirsiniz. Önceden ısınmış 190-200 derece fırında yaklaşık 20 dakika İzmir köftemizi pişirelim.
Evet, artık yemeğimiz servis için hazırdır. Yanına pilav çok yakışıyor. Arzu ederseniz pilav ile servis yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Bu sayede paylaştığımda bildirim olarak sizlere gelecektir. Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için etli yaprak sarma tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 3 çay bardağı pirinç, 1 baş kuru soğan, 500 gram kıyma, 1 çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı, tuz, karabiber, pul biber, birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ve yeterince yaprak. Derin bir kabın içerisine bütün gerekli malzemelerimizi alalım ve güzelce yoğuralım. En son olarak bir tutam maydanozu ilave edelim, devam karıştıralım. Bu yapraklar geçen yıl kendi bahçemden kurduğum asma yaprakları. Hala mis gibi tazecik duruyorlar. Gördüğünüz gibi iç harçtan bir miktar koyup bu şekilde saracağız. İki değişik yöntem göstereceğim size. Bir elle, bir de poşetle. İç harcımız kıymalı olduğu için yapraklarımız kalem gibi olmayacaktır. Yani parmak sarma olacaktır. Bu şekilde yapraklarımızı sararak işlemimizi bitirelim. Bu da kamera arkası. Sizlere videolarımı bu şekilde hazırlıyorum. Umarım siz de beğen, paylaş ve yorumlarla emeğe destek vermiş olursunuz. Şimdi poşet ile yöntem göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu bir buzluk poşetidir. Kalın bir poşet. Yaprağımızı koyuyoruz. İç harcımızdan yine bolca koyup kenarlarını sağa sola kapatıp poşetle birlikte sardırıyoruz. Bu şekil büküyoruz. Çok sıkı bir sarması oluyor ve çok pratik oluyor. Hani sarmayı sarmasını beceremeyenler için gerçekten çok güzel bir yöntem. Mutlaka tavsiye ederim sizlere.
bir çarjım bitene kadar poşetle devam sardım. Tencerenin tabanına kalın ve yırtık yapraklarınız varsa onları mutlaka koyun çünkü dibi tutabiliyor. Ve sizlere bu sefer çok değişik bir yöntem göstereceğim. Tencerede yaprak sarması nasıl dizilir? Ve bu dizme sunum için gerçekten çok pratik oluyor. Dikey koyacağız bu şekilde gördüğünüz gibi sarmalarımızı. Ben daha sonra tencere değiştirdim. Tencere biraz büyük geldiği için. Küçük tencereye hepsi bütün sarmalarım sığdı. Altına yaprak koyarak ve dikey şekilde sarmalarımızı dizerek bitiriyoruz. Üzerine tereyağı parçaları ve 2-3 diş sarımsak yerleştirelim. 3 bardak çay bardağı suyu karıştıralım ve üzerine dökelim. Üzerine gördüğünüz gibi bir tabak koyalım. Ya eğer varsa sarma kapak sarmalar için özel satılan kapaktan kullanabilirsiniz ama burada gerek yok. O normal dizme için gerekli. Bir tane tabak yeterli olacaktır. Arada kontrol edelim piştiğini. Yaklaşık yarım saat içerisinde sarmalarım pişti. Ve gördüğünüz gibi önce tencerede varsa suyunu süzelim. Daha sonra bir tepsiye bu şekilde ters çevirelim. Gördüğünüz gibi harika sunumu gerçekten çok pratik oluyor bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Thank you.
yanına mutlaka ama mutlaka yoğurtlu çorba yaparım. Yanına yine yoğurtlu çorba yaptım. Yoğurtlu çorba tarifimi de diğer videolarımdan bulabilirsiniz. Yazılı tariflerime info box'taki linklerden ulaşabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum yazmayı lütfen unutmayın. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edip destek verebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bugünkü tarifim büyük küçük herkes tarafından çok sevilen çikolatalı puding tarifi hazırladım. Çikolatalı puding tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre süt, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1-1,5 çay bardağı şeker, damak tadınıza göre şekerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı kakao, 1 paket çikolata, isterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz, isterseniz sade kullanabilirsiniz. Bu da tamamıyla size kalmıştı. 1 paket vanilya ve 1-1,5 yemek kaşığı tereyağı. Bütün malzeme listemiz bu kadardır. Yapılışı gördüğünüz gibi önce tencereye şekeri, unu, kakaoyu alalım ve karıştıralım. Daha sonra sütü ilave edelim. Yavaş yavaş devam karıştıralım. Geri kalan sütün hepsini de ilave ettikten sonra orta ateşte kaynamaya bırakalım ve ara sıra hep devamlı karıştıralım. Pudingimiz yaklaşık 5-6 dakika içerisinde kaynayacaktır ve katılaşmaya başlayacaktır. Göz göz olduktan sonra bir paket çikolatayı ilave edelim ve eritelim.
Bir paket vanilya şekerimizi ilave edip karıştıralım. Pudingimizin kıvamı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çok güzel katılaştı. İstediğim kıvama geldi. Şimdi bir kaşık, 1-1,5 yemek kaşığı tereyağı ilave edip mikserle çırpacağım. 2-3 dakika çırptıktan sonra ocaktan alacağım ve bardaklarımı boşaltacağım. Evet, artık bardaklarımıza koyma vakti gelmiştir pudingimizi. Çok tencerede soğutmayalım arkadaşlar. Mümkünse hemen ocaktan aldıktan sonra bardaklarımıza paylaştıralım. Çünkü donma yapıyor ve katılaşacaktır. Bu sefer sıcak koymazsanız formu bozuk olacaktır. Bardaklara doldurduktan sonra gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Bu pudingleri normalde bir ertesi gün için yapmıştım. Ama videom bitsin diye hemen bardakları da süslemek istedim. Yaklaşık 15-20 dakika geçtikten sonra daha tam soğumadan süsledim. Süslemesi tamamıyla size kalmıştır. İstediğiniz gibi servis için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz krema ile. Ben sizlere burada alternatif için göstermek istedim. Daha çok kalorili istiyorsanız krema ile fındık, fıstık serperek, çikolata parçaları serperek servis yapabilirsiniz. Hatta hiçbir şeye koymadan bile sade olarak tüketebilirsiniz. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evde yapmak gerçekten hem çok kolay hem de çok daha lezzetli. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızda kendinizi göstermenizi rica ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğenip paylaşım yorum atarak kanalıma destek verebilirsiniz efendim. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak da takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.